Merhabalar, yine bir saç ekibindeyiz. Bugün enteresan bir uygulama göstereceğim sizlere. Bilindiği gibi saç ekiminin en sıkıntılı süreci, ağrı acı kısmında olduğu yer iğne kısmı. Artık Estecenter'da iğne işine son diyoruz. Çünkü gelişmiş olan son teknolojik yöntemle, basınçlı lokal anestezik püskürtücüyle ucunda iğne olmadan enjeksiyonu yapıyoruz. Uygulaması çok basit. Gördüğünüz gibi bu şekilde bastırıyoruz. Üzerine biraz baskı uyguluyoruz ve veriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Herhangi bir aracı var mı? Yok değil mi? Evet. Bu şekilde uygulamayla bu vermiş olduğumuz lokal anestezik madde etrafında 3-4 santimlik bir alanın tamamen uyuşmasına imkan sağlıyor ve bu sayede de herhangi bir iğne acısı, iğne fobisi olanlar için gayet konforlu bir işlem olarak uygulanabilmekte. Saç ekiminin önemli aşamalardan bir tanesi ön saç çizgisinin oluşturulması ve doğallığın sağlanması. Göründüğü gibi burun çene mesafesi, burun kaş mesafesi ve kaş ön saç çizgi mesafesi oluşturularak altın oran hesaplaması yapılmaktadır. Burada tabii mevcut saç çizgisi baz alınarak ve açıklık çok geniş olduğu için biraz geriden başlamayı uygun gördük. Burası 8 santim, yine bu yanlarda 8 santim olacak şekilde. Tabii burada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi girinti ve çıkıntıların olması. Yani zikzak şeklinde olması, hani düz bir saç çizgisi gibi olmamasına özellikle dikkat etmek lazım. Onun için girinti ve çıkıntıların yapılması gerekmektedir. Mevcut saçların arasında ekim yapıyoruz. Şu an biz bir sıklaştırma işlemi yapacağız. Bu sıklaştırma işlemi gayet başarılı bir uygulama şeklinde ortaya çıkıyor. Bazen şu soruluyor, ya tamamen döküldükten sonra mı ekim yaptırırsak ya da saçlarımız seyreldikten sonra ekim yaptırmak uygun mu? Bu tamamen kişinin tercihine kalmış ama bize sorulduğu takdirde biz şunu söylüyoruz. Seyreldiği zaman ekim yaptırmak, toplum içerisindeki görüntünüz tamamen saçsızlaşmadan, bir görünümde çok farklılık durumu ortaya koymadan ekim yaptırmak en ideali diyoruz. Yine hastamızda da gördüğünüz gibi tamamen seyrelmeden, dökülmeden saç aralarına ekim yapmayı uygun gördük. Şimdi kanal açacağız. Daha sonrasında açılan kanallara tek tek saç kökleri yerleştirilecek ve doğal bir sonuç elde edeceğiz. Burada en önemli konulardan bir tanesi de alınan greflerin yaşama ömrü ve sağlıklı olmasıyla alakalı. Bizde ice graft dediğimiz özel solüsyonlar içerisinde, soğutucular içerisinde muhafaza ediyoruz graftleri ki bu graftlerin ömrü daha uzun olsun ve daha sağlıklı bir şekilde nakillerini gerçekleştirelim.